Gizem Gelin'in sunum masası beyaz ve gümüş uyumuyla dikkat çekiyor. Mercimek köftesi, yaprak sarması, Bursa kebabı ve cantık masadaki lezzetlerden bazıları. Gizem Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Evet Gizemciğim, neleri sen yaptın diye sormak istiyorum. Hemen söylüyorum. Kuru dolma, zeytin salatası, Kemal Paşa ve mercimek köfte. Yani bayağı emek vermişler. Herkes bir sürü şey yapmış. Komşularım Sağ olsunlar. Yöreye ait süt helvası görüyorum. Süt helvası var. Kemal Paşa tatlısı var. Aha. Lokumumuz var. Kemal Paşa'yı zaten sen yaptın. Evet. Lokum da hani bildiğimiz lokum değil hanımlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Bursalısınız. Cevizli lokum. Evet. Ama izleyicilerimizden hani bilmeyenler olabilir. Burada... Ay bu arada dur, sizin yüzünüz gözükmüyor galiba. Şu mumları. Hemen indirelim. Hop, gördüğünüz mumları da var. Mumları şöyle indirelim. Hatta sen ne demiştin? Zeytinle birlikte yeniyor. Evet aslanım, zeytinle beraber yiyoruz. Evet, çok gerekiyor. Güzel. Yöreden. Evet, herkesin ellerine sağlık. Bayağı şeyler var. Bunları anlatmaya kalksak epey uzun sürecek gibi gözüküyor değil mi? Biz çünkü şimdi masa sunumuna geçeceğiz. O zaman ben lafı uzatmadan çay servisine başlayayım. Peki. İsteyene limonata da ikram edebilirim. Çay da ikram edebilirim. Çay alalım. Çay alalım. Tamam. Ay herkes çay. Sakiş! Sakiş! Çay alabilir miyiz? Efendim, olabilirsin. Gel Sakiş, gel. Hoş geldiniz. Ay, pek bir havalı çaydanlık yahu. Evet. Ne güzelmiş onu bu çaydanlık. Onu Sakin ablam için aldım ben. Öyle güzel mi? Güzel servis etsin diye. Evet. Şöyle. Açık mı içersin? Evet. Yeterli. Teşekkürler. Güzel. Evet. Çaylarımız servis yapılsın hanımlar. Siz de şöyle bir bakın. Neleri değerlendireceksiniz? Masamızı nasıl bulduk? Misafirperverliğini, masadaki evet. Misafirperverliğini nasıl buldunuz? Evet, hepsini değerlendirmeye başlayalım. Şu an ben sınavdayım, o ayrı tabii. Ben şu an bu kadar lezzetli, güzel yemeklerle 4 gündür adeta sınavdayım. Tüm gelinler nefis şeyler hazırlamışlar. Öyle artık ben şu zeytin salatasının ucundan alırım. Onu sizin için yaptım. Günlerdir zeytin diye konuşuyorduk. Sizin için hem de diyetisiniz diye zeytin salatasını kendi ellerimle yaptım. Evet sağ olun, bu kadar lezzetin içinde bana evet. Evet. İşte ne yaparsın diyet böyle işte geçmişte yiyince böyle şişince sonra diyettesin tabii. Olur orada o Arnavut böreği mi, o solda bir Arnavut evet. böreği mi görüyorum? Evet, pırasalı Arnavut böreği. Teşekkür ederim Sakin ablacığım. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz Sakin ablacığım. Sağ olun. Bir sürpriz hemen var galiba. Hemen açmak istiyorum ama etten rahatsız olduğu için Zeynepciğimin kapağını açmıyorum. Ay, buradan hemen açmak istiyorum. Ne var, soğan mı? Bursa kebabı. Hmm. Adana, Urfa, tavuk, lahmacun, fındık lahmacun, patlıcanlı kebabımız, çok bulgur güzel. Pilavımız. Bu şekilde isteğini sunabilirim. Teşekkür ederim. Yani hayal kırıklığı oldu benim için. Kapağın altından ben İskender beklerdim. Hmm. Bursa'ya ait. Yani hiç bunu beklemiyordum. Ben de o kapakların altında neler beklerdim de ben de çok hayal kırıklığına uğradım Tuğçe'cim. Yani benim kapağım yoktu, kapağı olanlara gitsin bu. O zaman bu da kapak olsun. Kapağı olanlara. Şunu söylemek istiyorum. Yöresel şeyleri yöresel servislerde sunmaya galiba benden esinlenmişsin. Güzel bir şekilde yardımcı olduğumu düşünüyorum. Bu sana. Benim evimin sunumu değil. Bu Bursa kebapçısının sunumu olduğu için bu şekilde geldi. Ayrıca gümüş detayları da gayet uygun. Evet, ben ilk servisi böyle yaptığım için ondan dolayı söylüyorum. Benden evet. esinlenmişsin. Ama bambu tuzluğum yok açıkçası. Kusura bakmayın. Keşke bambu sunumluğun da olsaydı yanında. Yok, uymazdı. Belki göz zevkim oynardı. Güzelciğim, tamam hayatım. Tartışmayalım yemek sofrasında. Yani lezzetler çünkü biliyorsunuz hani sağ olsun bunlar ikramdır. Evet. Nimettir. Evet. Buradan değil de siz bence Bardak, çatal, masa, örtü bunlara lütfen biraz dikkatimizi verelim. Ben tabak, çatal ve altındaki tabakların uyumunu beğendim. Sadece çay bardağının altındaki peçetelerini beğenemedim. O da siyah olduğu için. Bir de bunu düz tercih etse daha hoş olabilirdi. Aynı şekilde bardaklarının fiyatını merak ediyorum. Hoş durmuyor. Bardaklarımın fiyatı aldığımda set olarak 3500 TL'ydi. Bunlar çay takımı ayrıca 3500 TL. Bu da kombin olarak yaptım. Düz bir şey kullansaydım sade olurdu. O yüzden evimin dekorasyonuna uygun olduğu için siyah ve gri kombinledim her zamanki gibi. Bu ayrıca tabak değil, supla.
Tamam Gizemciğim. Afiyet olsun. Ben bir şey daha sorabilir miyim? Dün ben cam kapta sunum yaptım diye bir sürü laf yaptı ve şu an onun masasında da aynı şey var. Senin cam kabınla benim cam kabım aynı olmadığı için ve bu keki bu şekilde sunum yapılması evet. gerekildiği için kekten ben bu şekilde bahsetmiyorum getirdim. Ben oradaki o talaş böreği. Aynen onlardan bahsediyorum. Bunu daha büyük bir şeyde sunamazdım. Kalabalık olduğumuz için ve görsel şov hazırladığım için bu şekilde cam kapta servis olabilir ettim. Olabilir ama kendin kazdın kuyuya, kendin düştün şu an. Senin cam kabın gerçekten başka bir cam kaptı. Kendi kazdın. Benimkisi daha farklı. Adını tabii ki telaffuz edemiyorum. Teşekkür ederim yorumun için. Sonuçta benim misafirlerimsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Yorumlarınızda olumlu ya da olumsuz tabii ki açalım. Ben genel olarak sofranın Bursa adetlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Güzel ürünler çıkarmışsın. Gerçekten Bursa'ya ait bir şeyler sunmuşsun bize. Bu arada Tuğçe'cim mercimekli köftenin soğanını az yaptım. Sana kokusu buram buram gelmiş. Teşekkür ederim. Beni rahatsız eden bir durum yok burada. Ben sadece benim günümde bilgi vermiştim. Zeytinle yenir lokum diye. Keşke evet. zeytinini de ikram etseydin daha güzel olacaktı. Burada tek gözüme batan şey ben... Gold gümüş uyumu yaptım işte buna laf yaptınız, camlara uyumuna laf yaptınız. Burada tepsilerin bence işi yoktu, bunları daha farklı şekilde sunabilirdin. Nasıl cam kap kullanıyorsan onlar da cam kap da kullanabilirdin. Hadi diyelim ki baklava da birin özel şefinden geldi diyelim bazı şeyler gibi. Soralım nereden geldi? Baklavam özel olarak Antep'ten geldi. Ben o yüzden görünüşünü bozmamak adına sofraya uygun bir şekilde koydum. Lokumlarda göze dolgun gözüksün diye yeni pişmişti masaya koyduğum zaman. O yüzden çıkartmak istemedim. Rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Altın detay yok. Genelde cam ve gümüş olarak dekore anlıyorum. Ettim. Zaten lokum ederim. Tepsine bir şey demiyorum. O Bursa'nın bizim köylerimizde cinga tepsi diye geçer. Lokum onda daha lezzetli olur. O da yöresel bir şey olduğu için ona laf yapmıyorum. Benim demek istediğim orada kabak tatlısı, süt helvası bence onlarda sunulmamalıydı. Onlar onun kabı değil. Onlar, o uyumlu değil onlar bence. Onlar dediğim gibi şeften geldiği için size o şekilde sunmak istedim. Onların da ayrıca kaseleri, tabakları, her şekilde tatlı servisim var. Zeytini de günlerdir masada gördüğümüz için siyah zeytini bir değişiklik olsun diye ben yeşil zeytini, yeşil salatası yapmayı tercih ettim. Yani görmek isterdim. Benim. İstersen sana senin bize hediye ettiğin siyah zeytinlerden de ikram edebilirim. Gerçekten çok iyi olur çünkü Bursa'dayız ve Bursa gelini olduğunu kanıtlamışsın bu sofrayla. Ben o zeytini orada görmek isterim. Seve seve. Sakiş! Siyah zeytin alabilir miyim? Tuğçe arkadaşımın bana kavanozda hediye ettiğinden güzel bir kase sunumuyla. Hadi bakalım. Yiyeceksin. Evet, tabii ki de. Seve seve ama zeytini gerçekten çok güzeldi. Değil mi? Evet, ben hakikaten. Ben de çok beğendim. Etli etli bayıldım. Afiyet olsun. Zeytinyağı da güzeldi. Kesenize bereket olsun. Peki... Tabak sunumu, peçete, zeytin gelene kadar bunları evet. konuşalım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Her yerde gri 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 bizi çok boğmuştu açıkçası. Ama masa renkli, düzenli bir şekilde hazırlanmış. Ben masa sunumunu beğendim. Teşekkür ederim. Evet. Hakkımı yemediğiniz için, adaletli olduğunuz için. Hah geldi. Sakiş. Sakin ablacığım. Teşekkür ederim. Ay canım benim ya. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Siyah zeytinin tadına baktın mı Sakiş? Bakmadım ama siz bakın beğeneceğiniz ben. Hadi bakalım bak o zeytinler bu güzel gelin hanım efendim yapmışlar kurmuşlar bize evet. hediye ettiler. Teşekkür ederim Sakin ablacığım. Afiyet olsun. Sağ ol. O zaman benim zeytinim geldiyse ben tadına bakabilirim. Vallahi gözüme hakikaten çok güzel gözüktü. Bir tane ben de istiyorum. Seni bu kadar şeyin içinde vallahi zeytinin tadı bir başka olmuyor mu? Evet gerçekten. Ben de çok severim. Tabak yorumunuzu bitirmediniz galiba. Evet, evet. Şöyle tabak ben dediğim gibi masa sunumunu beğendim. Yemek takımları ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum. Yemek takımlarım 7500, suplalarım tanesi 150 TL. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Peçetenin arasına kaşığını, bıçağını ve çatalını koymuş. Evet. Bakın her zaman diyorum farklı bir peçete sunumu yapın, farklı bir yüzük. Bakın yüzükleri biliyor musun bunlar ne kadar? Bunların çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar bana Aslı ablacığım farklı bir runner takımıyla geldiği evet. için bununki aslında inciydi. Ve ben inciyi sıklıkla gördüğüm için bununla kombinlemek Bravo. İstedim. İşte hep söylemek istediğim o bana bu. Hediye geldi. Fiyatını bilmiyorum ama bu ben biliyorum. Takımı... Çok pahalı bir şey evet, değil. Yani hani bunu herkes alabilir. Artık bir farklılık evet. yaratmak istiyorsak o inci yüzüklerden kurtulabiliriz.
bulup bunlara, bu tarz bir şeylere geçebiliriz. Evet. Ve bu şekilde sunması bence hoş olmuş. Güzel diyorsun? Olmuş aslanım. Ama ben kendisinden yöresel bir el emeği geçen bir masa örtüsü isterdim. İsterdim ama ben seni aynı şekilde sunum yaptığım ve eleştirdiğim için ben o şekilde sunmak istemedim. Ben kombinleyerek bu şekilde sundum. Ama istersen çay servisini öyle yapabilirim. Keşke öyle sunsaydın. Yani çay servisi artık ben söyledikten sonra bir anlamı kalmadı. Ben sofranda görmek isterdim. Hani benim günümde ben yaptım diye yapmamışsın ya, keşke bazı şeyleri de yapmasaydın da bu kadar özenti olmasaydın. Yani özenti mi dedin? Evet, özenti dedim. Çoğu şeyi benden özenerek yaptığını düşünüyorum. Biraz farklılık katabilirdi. Tabii ki de masa sunumunda... Farklı olarak ne katabilirdim? Mesela kanepe yaptın. Kanepe hiç kimsenin aklına gelebileceği bir şey değil. Yani peynir zeytin koymaktansa ben bunu daha böyle güzel, hoş, kokteyl tarzında sunmak istedim. Aynı zamanda havuç ve salatalık dilimlerimde bence sofraya gayet şıklık kattığını düşünüyorum. Ben tek sofra açısından söylemiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Evet, ben sunumları... de genel olarak konuşuyorum. Bu çeden özendin mi gerçekten? Onu tabii merak ki hayır. Ettim. Onun şu anda menüsü aklımda bile değil. Ben sadece bu yarışmaya başlarken menümü zaten en başında hazırlamıştım. Sadece ufak detay olarak Bursa kebabını kattım. Evet. Bu kadar. Yorumlarınız için vallahi teşekkür ederim. Senin de masan muhteşemdi Tuğçe'ciğim. Teşekkür ederim aslında. Diğer gelinlerimiz de elinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Evet, sormak istediğimiz bir şey var mı hanımlar? Ben çeşitlerini merak ettim. Kaç çeşit isterseniz sayalım bir. Hadi şuradan başla o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o şekilde devam ediyor. Bir 15-20 çeşit var yani. 20'ye yakın, evet. 20 yakın. Aslında benim sayıyla pek bir yarışım yok. Ben sadece farklılık katmak istedim. İyi İncir yapmışsın. Tatlısını, Kemalpaşa tatlısını, süt helvasını kimse yapmadı. Bursa kebabını kimse getirmedi. Arnavut böreğini kimse getirmedi. O yüzden ben size hatta kuru dolma Antep usulü. Bunları kimse yapmadı. Ben bir Bursa gelini olarak da yumurta dolması da yaptım. Ay, bravo sana. Farklılık yaptığımı düşünüyorum. Güzel, hak eden kazansın yorumlarınızı. Benim masamda da yumurta dolması vardı. Ben tek başımayken 20 çeşit yaptım. Sen Sakiş'le beraber 24 Sakin çeşit abla yoktu. Çıkarmışsın. Ya da komşularınla beraber daha fazlasını ekleyebilirdin. Ama evet, ben... süt helvasını ben koymadım. Burada onu tanıtmışsın. Tabii ki sonuna kadar Bursa yöresini tanıtmaya da çalışıyoruz. Hı. Aksiliklerden dolayı ben yapamadım süt helvamı. Ama dediğim gibi yöresel olarak evet güzel ürünler çıkarmışsın ve Bursa'ya layık bu ürünler. Bu bir yemek programı değil. Bu bir sunum programı. Bu bir gelin programı. Evet. Gelin nedir? Çeyizdir, altındır, sunumdur, evdir. Ben burada yemek programı yapmıyorum. Yemek yarışması yapmıyorum. Yapsaydım eğer daha farklı lezzetlerle karşına gelirdim. Lezzetlerin tadına bakmaya geçelim dilerseniz. Evet, oradan da düğüne geçelim. Ne evet, dersin? Çok heyecanlı. Hadi bakalım güzel gelinim. Afiyet ellerine olsun. Ben şu havucumu yiyeyim, salatamın da tadına hemen bakayım. Hemen salata servis. Alırım.